Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TTT Geometri Kampı'nın 30. hafta videolarına başlıyoruz. Son haftadayız ve en önemli yerlerden birindeyiz. Ne yapıyoruz? Katı cisimlerle ilgili ÖSYM tarafından sorulmuş soruların benzerleriyle oluşmuş testleri çözeceğiz. Ve gerçekten önemli özellikle katı cisimlerde ve analitik geometride ÖSYM kendini biraz tekrar seviyor. O yüzden lütfen ama lütfen bu testleri böyle çok dikkatli bir şekilde çözmenizi tavsiye ediyoruz. Evet kitabımızda Kaçıncı sayfadayız? Şöyle bir bakıyoruz. Sonlara doğru dayız artık. Sonlara doğru. Sayfa numarası 278 deyiz arkadaşlar. 278 ve 279 çözeceğiz seninle birlikte. Çok güzel sorular var burada. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Taban ayrıtı 4 birim ve yüksekliği 5 birim olan kare prizma biçimindeki bir tahta bloğun tüm yüzeyleri boyanıyor. Daha sonra bu tahta bloğun tamamı 80 tane birim küpe ayrılıyor. Evet taban ayrıtı 4 birim yüksekliği de 5 birim ya. Hocam 4'ün karesi çarpı 5 zaten hacim verir. 16 çarpı 5 80 birim küp yapıyor. Bu birim küp zaten kaç tane birim küp olduğunu söylüyordu. Bunu da 80 tane birim küp ayırıyormuştu zaten. Buna göre elde edilen birim küplerden yalnızca bir yüzeyi boyalı olan birim küp sayısı yalnızca iki yüzeyi boyalı olan birim küp sayısından kaç fazladır diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet tabanı kaç olan tabanı 4 olan ve yüksekliği 5 olan bir prizma. Kare pirizmayı çizelim arkadaşlar şimdi. Bunda çizmek zorundayız. Çizim burada şart arkadaşım. Nasıl çizeceğiniz bak ben de birlikte önceden çözmedim. Birlikte çözüyoruz. Bir tane kare pirizmayı çizdim şöyle. Tabanı kaç? 4 birim. 4 birim yüksekliği de 5 birim olan kare prizmayı çizdim. Sonra bunu ne yapacağım? Birim küplere ayıracağım. Birim küplere ayırmak demek dikeyden kesmek bir de yataydan keserek oluyordu. Dikeyi şöyle 4 birimi 3 tane çizikle hallederim. 1, 2 ve 3 çizikle halledeceğim. Sonra üst tarafı da böyle göstereyim. 1, 2, perspektif böyle sağ çapraza gidiyor ya. Ona göre yapsan da benim gibi 3. Sonra e, buradaki 4'ü de yine aynı şekilde 1, 2, 3 tane şeyi ayıracağım. 1, 2, 3. E sonra ne yapacağız arkadaşlar? Sonra şunları şöyle birim küpleri ayırıyoruz işte. Aha da böyle ayırdık mı ayırdık. Şimdi burada da yataylara bakacağım. Yataylara da şöyle bakacak olursam arkadaşlar e, ee, şöyle kesik attık. 5'i parçalayacağım. 4 tane çizikle parçalayacağım. Şu 3 ve şu 4 oldu mu? Oldu. Evet benim küplere ayrıldı. Burası biraz yamuk oldu ama idare ediver şimdi. Bana diyor ki yalnızca bir yüzü boyalı olanlar. Arkadaşım şimdi dikkat. Yalnızca bir yüzü boyalı olanlar nerede? Tam ortada kalanlar olmaz mı? Evet hocam tam ortada kalanlar. Yani şu şekilde 4 tane burada var. Hocam şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burada var. Şuraya bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de burada var. Zaten bunları böyle bakarken ne yapıyorduk? Birim küpler yani küp şeklinde olsaydı işimiz kolay olacaktı. Mesela her yeri 4 olurdu böyle bu bir kenar 4 olmuş olsaydı. O yüzden 4 tane 6 derdik işimiz kolay olurdu. Ama dikdörtgenler prizması ya da kare dik prizma gibi şeylerde buna göre bakıyoruz. Hani ön arka şuraya yazayım istersen. Ön, arkaya göre bakıyoruz. Sonra sağa, sola sol, sola göre bakıyoruz. Ve alt, üste göre bakıyoruz. Ya da üst, alta göre bakıyoruz. Şimdi öne baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Öndekiyle arkadaki aynı ya. 6, 6, 12 tane mi var? Evet. Şimdi bu bir yüzü boy olanlar. Bir de sağa sola bakalım. Sağa solda da hocam burada 6 tane varsa solunda da 6 tane vardır. 12. Alt, üste bakıyorum. 4 tane üstte, 4 tane altta toplam 8 olacak. O zaman kaç yapıyor topladığımız an? 32 mi yapıyor? Aynen öyle. Evet topladığımız an 32. Bu bir yüzü boyalı olanlar arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? İki yüzü boyalı olanlara bakacağız değil mi? Yalnızca iki yüzü boyalı olanlar. Arkadaş iki yüzü boyalı olanlar nerede? Üç yüzü boyalı olanlar köşedeydi. Bununla ilgili de soru çözmüştüm. İki yüzü boyalı olanlara da ayrıt üzerindekilere bakıyorduk. Bak şöyle görüyor musun? Şu ayrıtta şöyle iki tane var. Hocam bak şurada da şöyle iki tane var. Ondan sonra burada da böyle iki tane var. Burada da böyle iki tane var. Değil mi? Evet. Sonra bu dikeylere bakacak olursak 3 tane de dikeyler de var. 1, 2, 3 gördün mü? Buradaki ve arkasındaki. Şuradaki. Aynı şekilde şuradaki ve arkasındaki. E burada da şunlar değil mi? Burada da bunlar. E arkadaşım ne yapacağız burada? Şimdi burada da şey yapalım. Mesela üst tarafa bakalım. Bütün yüzeylere bakalım. Ee, üst tarafa bakacak olursak. Üst ve alta bakalım. Sonra da burada da sütunlara bakacağız. 2 yüzü boy olanlara bakarken de ne yapıyoruz? Üste 2, 4, 6, 8. Üst, altta kaç tane var? Üste 8, altta da 8 tane mi olacak? Evet. 8, 8, 16 tane. Sonra bir de burada neye bakacağız? Ayrıt üzerindekilere bakıyoruz ya. Ayrıt üzerindekilerde üst, üst ayrıtlar 4, 4 tane. Alt ayrıtlar 4 tane. Bir de sütunlar var. Onlar da 4 tane. Üste ayrı bakıyorsun. Altta ayrı bakıyorsun ki üstle alt aynı sütunlara da aynı bakıyorsun. Sütunlarda da her bir sütunda 3 tane yok mu? Var. 4 kere 3 o sütun yazayım şunlara da ya da dikeyde yazabilirsiniz. Sütunlarda da her bir sütunda 3 tane var. 4 tane sütun olduğu için 4 kere 3 12 yapıyor. Topladığımız anda kaç yapar? 28 yapar. E benden ne isteniyor? Şimdi bir yüzü boyalı olan birim küp sayısı yalnızca iki yüzü boyalı olan birim küp sayısından kaç fazladır? Yani 32, 28'den kaç fazladır? 32-28'den cevabı kaç olarak buluruz? 4 olarak buluruz arkadaşlar. Evet cevap böylelikle balık eseri yaptı. Bu tür böyle birim küplerde bir yüzü boyalı, iki yüzü boyalı, üç yüzü boyalı ya da hiç yüzü boyalı olmayanları öğrenin ki konu anlatımında öğrettik. Neredeydi Küpün son böyle konu anlatımında öğretmiştik. Birim küplerle alakalı kısımda öğretmiştik. Eğer öğrenmediysen o kısma bir daha şöyle bir bakmanı isterim. Ne yapıyoruz? 200 yüzü boyalı alanlar bunlar bak. 300 yüzü boyalı alanlar köşelerdeydi. 200, yüzü bir bo yüzü boyalı alanlar tam ortadakilerdi. Tam ortadakileri sayarken ön arka sağ sol alt üst yüzeylere bakarak sayıyorduk. Öbüründe de 200 yüzü boyalı alanlarda da ayrıtlara bakıyorduk. Ayrıtlarda da her bir ayrıtı inceleyeceksin. 4, 8, 12 tane ayrıt var. 12 ayrıtla inceleyip ona göre 200'e boyalı olanları da buluyorsun kardeşim. Bunu sakın ama sakın unutma. Evet güzel bir soru. Birinci soru balık kesir. Geldik ikinci soruya. Ayrıt uzunlukları işte 3, 4, 9, 1 olan dikdörtgenler pizması biçimindeki kibrit kutusu şekil 1'de gösterilmiştir. Kibrit kutusunun BC etrafında saat yönünde böyle. BC etrafında döndürülmüş. Yani bu yüzey nereye gelmiş arkadaşlar? Alt yüzeye gelmiş. Bu şekilde döndürüldüğü de buraya gelmiş. Buna göre diyor A ile D üstü noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Arkadaş şöyle şu uzunluk isteniliyor bizden. Şimdi şuraya bakacak olursak önceden burası 3 birimdi. Şurası 4 birim hala daha 4 birim. Şu dikey uzunluk buraya geldi 9 birim. Şurası kaç birim? Burası 3 birim yukarı gelecek. Şurası da 3 birim oldu. Çünkü şurası geliyor ya burası 3 birim olduğundan dikey uzunluk burası oldu. E ne yapacağız burada? Vallahi arkadaşım, ben direkt gördüm. Sen büyük ihtimalle şunu yaparsın. Öncelikli olarak şunu şöyle çizip. Hocam Pisagor bağıntısından burayı bulalım. Ondan sonra şuradaki Pisagor bağıntısından da burayı bulalım diyebilirsin. Ama bak sayılar da bazen yönlendiriyor. Hocam 3 4. Aha da şöyle yaparsak 5 olur burası, değil mi? 3 4 5 üçgeninden 5 olur. Hocam bu buradaki düzleme dik olduğu için buradaki açıdan olmak zorunda temel diklikten dolayı dik olmak zorunda. E burası 5 ise burası da bak 12. 5, 12 ne üçgeni? 13 üçgeninden cevabı 13 olarak buluruz. Sen büyük ihtimalle işlem kalabalığı yaptın. Ben daha kolayından çözdüm. Bazen sayılar bizi daha güzel bir şekilde yönlendiriyor. Yani cevap böylelikle 13 yaptı ikinci soruda. Yani cevabımız C an oldu. Geldik üçüncü soruya. Benzeri bir soru yapmıştık. İşte buraya da yine koydum o soruyu. Şimdi diyor ki böyle bir boyama yapılmış bu birim karelere. Burada diyor ki bu kağıtta ABCD ile... E ile belirtilen karelerden biri daha boyanacak ve boyanmış karelerden bir küp açılımı olacak. Küp açılımı olması için karşılıklı yüzeylere dikkat ediyorduk değil mi biz? Bir de şuna dikkat ediyorduk. 4 tane kare yan yana olacak. Biri üstte olacak biri altta olacak. Birinci şartımız buydu. İkinci şartımız neydi? Bir boşluk kuralıydı. Şöyle şunda karşılıklı yüzeylerdi. Sonraki kuralımız neydi? Z kuralıydı arkadaşlar. Şöyle bir Z, Z, Z şart sağlandığında bunlar karşılıklı yüzeylerdi. Şimdi bunlardan hangisini? A, B, C, D, E ile belirtilen karelerden kaç tanesi boyanarak bir küp elde edilir? Arkadaşlar B'yi boyayarak bir küp elde ederim. Çünkü şu sağlanıyor. Yani hocam 4 tane kare yan yana. 1, 2, 3, 4. 4 kare yan yana. Biri üstte biri altta. Bir tanesi sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Evet. B'yi alabilirim. Şuraya aldım. Sonra E'de de sağlanır arkadaşlar. 4 tane kare yan yana. Biri üstte biri altta. B ve E'yi aldık. Eyvallah. Bunda bir sıkıntı yok. Sonra Şimdi E'yi aldık. A'ya bakalım arkadaşım. A'yı biz boyadığımız zaman bakalım böyle karşılıklı yüzeyler sağlanıyor mu? Hocam şöyle bakacak olursak e, bunun karşısı bu oluyor. Evet A'nın karşısı A oluyor. Şunun karşısı bu oluyor. Burada da şöyle Z kuralı sağlanıyor. Bunun da karşısı bu oluyor. Herhangi bir şekilde sıkıntı yaşanmıyor. Karşılıklı yüzeyleri elde edebiliyoruz. Yani A da olmuş oluyor. Herhangi bir problem yok. Tamam. A B E'yi hallettik, C ve D'ye bakalım. Şimdi C'ye baktığımız zaman arkadaşım, şimdi şöyle, bunun karşısı burası, eyvallah. Şunun karşısı burası. Neden dolayı şöyle bir Z'den dolayı, Ş şöyle bir Z'den dolayı da C'nin karşısında burası yapıyor mu? Yapıyor. C'yi de alabilirim. Ben bu kurallar arasında sağlanıyor, karşılıklı yüzeyler sağlanmış oluyor. Bir de D'ye bakalım, bakalım. D'ye baktığımız zaman da şimdi şunun karşısı burası. Şunun karşısı burası. Şu Z'den dolayı. D'nin karşısında burası olması lazımdı ama bunun karşısı burası oldu. Şuradaki D'nin karşısı maalesef gelmiyor. Ya da D'nin karşısı burası D desek e bunlar yan yana geliyor. Karşılıklı yüzeyler sağlanmıyor arkadaşlar. Bir tek D'de sağlanmıyor. Çünkü bunlar yan yana gelmiş oldu. Buradaki iki kenar karşılıklı yüzey olması lazımdı ama bunlar yan yana olduğu için karşılıklı yüzey sağlanmıyor. Kaç tanesinde sağlandı? 4 tanesinde sağlandı. Dolayısıyla cevap denizli seçeneği oldu diyebiliriz. Bu da güzel bir soruydu. Geldik dördüncü soruya. Yukarıdaki boşluğa yapsam daha güzel olacak sanki. Yüksekliği 14 santimetre, yarıçapı 6 santimetre olan dik dairesel silindir. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyorum. Evet dik dairesel bir silindir var. Yüksekliği 14 santimetre ve yarı çapı da 6 santimetre olacak şekilde. Evet 6 santimetre ve 14 santimetre. Biçimindeki bir sürahinin tamamı suyla doldur. Evet bunun tamamını bir suyla doldurmuşuz şöyle bir. Dolduralım bakalım. Bu suyun tamamı taban yarıçapları 2 santimetre ve 4 santimetre olan kesik koni. Arkadaş şöyle bir kesik koni var. Hop hop şöyle bir kesik koni var. Taban yarıçapları da 2'ye 4 olacak. Evet bu kesik konimiz bu şekilde. Bu şekilde bu suyun tamamı taban yarı 2 ve 4 santimetre olan kesik koni biçimindeki 12 bölmeli. Bundan 12 tane bölme var. Buzluğa konuluyor. Bölmelerin hepsi tam olarak dolduğu ve bölmelerden su taşmadığı bilindiğine göre bir bölmenin yüksekliği nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bunun hacmi bunun neyine eşit olacak? Şunun hacmi bunun hacminin 12 tanesine eşit olacak. Yani o zaman yazacağız ki pi r kare çarpı h eşittir. İşte 12 tane şu kesik koninin hacmine eşit olacak. Eyvah eyvah kesik koninin hacmi. Ne yapacağız? Tamamlıyorduk değil mi arkadaşlar böyle? Tamamladığımızda bizim için önemli olan yükseklik. Burası da yükseklik. E hocam 1'e 2 oran var. E burada da 1'e 2 oran olacak. Burası da haş mı? Evet haş. E şimdi burada 1 bölü 2 oran var. İşte 1 bölü 2'nin kübü kaç? 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8. Yani burası V iken burası 7V olacak. Ha, o zaman direkt şöyle diyebiliriz. Şimdi neye eşit olacak arkadaşlar bu? 12 tane 7V'ye eşit olacak. Tamam 7'ler Şurada sadeleşsin bakalım. Burası 2 kaldı. 36 ile 12 sadeleşti. 3 kaldı. O zaman V dediğimiz kaça eşit oldu? 2 kere 3 6 pi'ye eşit oldu. V dediğimiz şuradaki bir koni yarı çapı kaç? Yarı çapı 2 olan yüksekliği de h olan e, bir şey değil mi arkadaşlar? Koni değil mi? Evet. O zaman V dediğimiz 6 pi pi r kare çarpı h bölü 3'e eşit olacak. E buradan pi'ler sadeleşsin. Sonra buradan h neye eşit oluyor arkadaşlar? 6 kere 3 18 bölü 4'e eşit oluyor. O da 9 bölü 2'ye eşit olmuş oluyor. Yani direkt cevap Edremit çıktı arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere ne deniyorsa onu yaptım. Bu içindeki su bunun 12 tane buzluk şeklinde bu kesik koni şeklinde bir şey varmış ya. Ve buzluk içine doldurulacakmış. Yani buzluk oluşturacakmış bundan. 12 tane bunun hacmi ne eşitmiş? 12 tane V7 V'ye eşitmiş. E, V'yi buldum. V'de şuranın hacmiydi. E, v hacmi de işte pi r kare çarpı h bölü 3 o da 6 pi'ye eşit deyince direkt çıktı. Bu da güzel soru arkadaşım. Buna da dikkat et lütfen. Yine AYT'de çıkacak bir soru tiplemesi diyebiliriz. Tamam. Geldik 5. soruya. 5. soruda da yarıçapı r olan bir küre ile yarıçapları r olan bir dik dairesel silindir ve bir dik dairesel koni veriliyor. Arkadaş yarı çapı r olan bir küre şöyle çizeyim. Tamam. Sonra yarıçapı r olan bir silindir ve yarı çapı R olan bir koni. Yükseklik bu. E, bu üç cismin yüzey alanları birbirine eşitmiş. Bunun yüksekliğini H1 diyeyim. Bir de konimiz var arkadaşlar. Şöyle bir koni. Bunu, burası da yarı çapı R mi? Yarı çapı R olan bunun da yüksekliği ne olsun? H2 olsun arkadaşım. Şimdi bu üç cismin yüzey alanları birbirine eşitmiş. Arkadaş o zaman eşitleyelim. Şu altta eşitleyeyim. Şunun alanını da 4 pi r kare değil miydi? Evet 4 pi r kare neye eşit? şunun alanı ne eşit olacak? Hadi bakalım şunun alanı nedir diye söyleyelim. Ya da şunun alanı şunun alanına mı eşitleseydik? Ya neyse fark etmez ya şunun alanı. 2 tane pi r kare mi var burada? Evet. 2 pi r kare taban alanları artı yanal alan. Yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklik. 2 pi r çarpı yükseklik h1 e eşit olacak. Şunu attık öbür tarafa. 2 pi r kare eşittir. 2 pi r h1 e eşit. Şuradaki 2 pi r gitti. Bir tane r gitti. H1 de neye eşit oldu o zaman? 2 H1 eşittir r. Yok. İkiler de gitti burada. O zaman H1 r'ye mi eşit oldu? Evet. H1 r'ye eşit oldu arkadaşlar. Tamam. H1 r'ye eşit oldu. Çok güzel. Şimdi de yine 4 pi r kareyi eşitleyelim arkadaşlar. Bunun yüzey alanı bunun yüzey alanına eşit olacak. Ee, ama burada piril falan girecek işin içine değil mi? Evet. Piril girecek. Koninin yüksekliği 3 r. Bu üç yüzey alanları birbirine eşit diyor. Hadi bakalım bir şey yapalım arkadaşlar. Şuradaki R dediğimiz H1 oldu. H1. Şunun e, taban alanı ne? Pi R kare artı e, taban alanı. Bir de bununki piril. Pi R L. L diyelim şuraya da arkadaşlar. L'yi bulalım önce. Attım bu tarafa. 3 Pi R kare eşittir. Piril oldu. Bir an çıkmayacaksınız zannettim ama e, burada şeyler gitti. R'lerden de bir tanesi gitti. L dediğimiz 3R'ye mi eşit oldu? Evet. L dediğimiz 3R'ye eşit oldu. H2 dediğimizde neye eşit oluyor? Pisagor bağlantısından 9'dan 1 çıktı. Hani 9 R kare eksi R kare 8 R kare yaptı. Kök 8 yani 2 kök 2 R yaptı. Burası da 2 kök 2 R oldu. O zaman H2'yi de 2 kök 2 R olarak buluruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi silindirin yüksekliği R'dir. Silindirin yüksekliği R'dir. Doğru mu? Doğru. Koninin yüksekliği 3R'dir. Koninin yüksekliği 3R değildir. Eee... Neydi bu? L'si. Ayrıtı 3R'dir. Bu yanlış oldu. Koninin hacmi, silindirin hacminin oranı 2 kök 2 bölü 3'tür. Hadi bakalım hesaplayalım. Koninin hacmi nedir arkadaşlar? Pi R kare çarpı H. Yani 2 kök 2 R. Taban alan çarpı yükseklik bölü 3 değil midir? Evet. Silindirin hacminin oranı o da pi R kare çarpı H. Hocam pi'ler gitti. R kareler gitti. R'ler gitti. 2 kök 2 bölü 3 bu kaldı. Evet. 2 köklü bölü 3 yaptı. O zaman cevabımız ne yaptı? 1 ve 3 yaptı arkadaşlar. E ne dediyse hepsini yaptım arkadaşlar. Kendiliğinden de cevap çıktı. R'yi L'yi bulduk. Yani yüksekleri bulduk. Sonrasında işlemleri yaptığımız zaman da sonuca da rahat bir şekilde ulaştık yani açıkçası. Beşinci soru böylelikle ceyhan oldu. Çok zor bir soru değildi daha doğrusu. Geldik altıncı soruya. Tabanının bir kenar uzunluğu 2A birim ve yüksekliği A birim olan bir kare dik piramit. Arkadaş kare dik piramitten bahsediyor. Kare tabanı kare olan bir dik piramidi çizelim arkadaşlar şöyle. Hop çizdik 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 şöyle. Çizmeyi de öğrenin. Çünkü böyle sözel sorularla karşılaşabilirsiniz. Tabanının bir kenar uzunluğu 2A ve yüksekliği de A'ymış. Yükseklikte de hop şuraya. Alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyordu. Alttaki şeklin ağırlık merkezini nasıl kullanıyorduk? Ya dik çizdik, çizdik, çiz ya da şu köşegeni çiziyorduk. Yan ayrıt uzunluğu isteniliyorsa oluşanlara kesit. Şimdi taban köşegeninden geçen bir dik düzlemde kesiliyor. O zaman kesiliyorsa bana bu lazım arkadaşlar. Tam böyle tepeden kesiyorum böyle. Ee, nereden kesiliyordu? Taban köşegeni lazım olacak ya o yüzden bunu çizdim. Tam da köşegenin ortasına denk geliyordu burası. Evet yükseklik A demişti zaten bize. Burası 2A ise burası da 2A. 2A, 2A, 2 kök A. O zaman burası kök A'ya kök A mı yaptı? Evet. Şimdi sen bunu böyle kestikten sonra bu kesitte şuradaki üçgen yüzeyi bu kesit yüzeyi olmadı mı? Evet. Bu kesit yüzeyinin nesi isteniyor bizden? Çevresi isteniyor A türünden. Tamam. Arkadaş burada bir Pisagor bağıntısı yaparsak ne oluyor? A var kök a var. İşte buraya da x dersek x kare eşittir a kare artı kök K da karesinden dolayı 3 a kare yaptı. X'i de böyle kök 3 a yaptı. Hocam kök 3 a burası. E o zaman burası da kök 3 a. E o zaman olay bitti. Bu kesitin çevresi isteniyor. Kök 3 a kök 3 a 2 kök 3 a artı bir de 2 kök 2 var. 2 kök 2 a var burada. E burada da parantezi alacak olursak A parantezini alacak olursak 2 kök 3 artı 2 kök kim yapıyor? Evet. Yani cevabımız böyle akçay oldu. Hatta 2 parantezine de alabilirdik. Burada 2 e, A kök 3 artı kök 2 şeklinde de cevabı söyleyebilirdik. Evet 6. soruyu böylelikle akçay bulduk. Geldik 7. soruya. Bütün ayrıtları eşit uzunlukta olan bir altıgen dik prizma biçimindeki pasta. Hemen altıgen dik prizmayı şöyle bir çizelim bakalım. Ne yapıyoruz? Tabanda bir altıgen çiziyoruz. Ondan sonra yine tabanda da bir altıgen çiziyoruz. Hatta ben şöyle teknolojiyi kullanayım. Hop C ctrl c, ctrl v yapayım. Evet bütün ayrıtları da eşit uzunluktaymış. Bunları da şöyle çiziyoruz. Ve çizdikten sonra altıgen prizma elde ettik mi? Elde ettik. Bütün ayrıtları eşit uzunlukta diyor ya a a a yani yüksekliği de a demek istiyor. Şimdi diyor ki bize Dik prizma biçimindeki pasta tabanına dik olacak şekilde kesiliyor ve 6 eş parçayı elde edeceğim. Tabanına dik olacak şekilde kestiğim zaman 6 eş parçayı nasıl elde ederim? Hocam bu simetri eksenleri böyle çizildiği zaman olmuyor muydu o? Evet. Bak tane eş parçayı bu şekilde yaparım. E o zaman karşımıza ne çıkıyor? Bir üçgen prizma mı çıkıyor? Evet. 6 eş parçadan birinin yan alanı 36. Hemen. Üçgen prizma elde etmişim. Üçgen prizmayı da şu şekilde göstereyim sana. Bu üçgen prizmada şöyle bütün ayıtları yine a a a mı oluyor? Şu bir eşkenar üçgen ya a ise burası da a burası da a. Çünkü altta da eşkenar üçgen. E, burası da zaten a. Yani şu şekilde bir eşkenar üçgen tabanlı üçgen prizmayı karşımıza çıktı mı? Çıktı. Şimdi bunlardan birinin yan alanı. Yan alanı Taban çevresi çarpı yükseklikte değil mi? Taban çevresi 3a çarpı a eşittir 36'ymış. A kare buradan 12 geldi. O zaman a'yı da böylelikle kaç buluruz? 2 kök 3 olarak buluruz. Şimdi hacmi nedir diye soruluyor. E taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı nedir? A kare kök 3 bölü 4 eşkenar üçgen olduğu için çarpı yükseklik bize hacmi verir. Zaten A kare 12 idi. Hemen yazalım hacim. 12 kök 3 bölü 4 çarpı A dediğimizde zaten 2 kök 3 olarak bulmuştuk. Şunlar şunlar sadeleşince 3 kaldı. Şunla şun çarpımı da 3 yaptı. 3 kere 3 9 bir de 2 çarpım var. Cevap kaç oluyor o zaman? 18 oluyor. Yani cevap A seçeneği oldu 7. soruda. Geldik 8. soruya. Yüksekleri eşit taban yarıçapları sırasıyla 3 ve 4 santimetre olan iki mumdan bahsetmiş. Bak mum sorularıyla aslında böyle silindirdeki su soruları aynı. Mum eriyor eridiği zaman mesela buraya geldi ya da bunu silindir düşün içinde su olsun. Buradaki suyu aşağı doğru döktük gibi düşün. Tamam aslında aynı sorular hacim olarak yani yabancılık çekmeyeceksiniz bu sorularda. Haberiniz olsun bazen sulu soru olarak soruyor bazen de mum sorusu olarak soruyor ÖSYM. E. Haberiniz olsun. Şimdi ne diyor? Birim zamanda aynı miktarda eriyen yani bir dakikada aynı hacimsel olarak aynı erimeye sahipmiş bunlar. Eriyen mumlardan sarı renkli mum yakıldıktan 7 dakika sonra mavi renkli mum yakılıyor. Evet. Şimdi burada 7 dakika geçti. 7 dakika geçince bu eridi mi? Eridi. Sonra 7 dakika sonra mavi renkli mum yakılıyor. Evet. 7 dakika sonra bu mumun boyu böyle oldu. Bu mum daha erime olmadı. Mavi renkli mum yakılmaya başladığı anda şu yakılmaya başladığı anda mumun yüksekliği sarı renkli mum 2 santim azalmış. Tamam. Arkadaş burada 7 dakika yakmamış mıydık biz bunu? Evet. 7 dakika sonra bunu yaktık. Bu yakılmaya başladıktan sonra bu şey olmuş. Yani bizim 7 dakikada ne kadar mum eridi? Sarıda yalnız dikkat et. Sarıda 2 santimetre mum eridi. yükseklerde de başta eşit Yani yükseklerin de aynı olduğunu da unutmayalım. Tamam. Buna göre diyor mavi mum yakılmaya başladıktan kaç dakika sonra bu iki mumun yüksekliği aynı olur diye soruluyor. Mesela mavi renkli mum yakıldı. Eridi eridi eridi. Bu da erimeye devam ediyor ya. Erimeye devam etsin. Hop böyle. Bunların boylarının aynı olduğu durum isteniyor. E o zaman şurası x burası x eridiyse sonrasında burası da burası x eridiyse burası da ne verecek? x artı 2 mi verecek. Sonuçta bunların hacimleri birbirinin tıpkısının aynısı değil mi? Evet. E, o zaman diyeceğiz ki arkadaşlar çünkü aynı miktarda eriyorlardı dakikada. O zaman burada diyeceğiz ki arkadaşım pi bunun hacmi aynı süre geçiyor çünkü buradan buraya. Yani şuraya kadar bir dakika şuraya kadar aynı süre geçtiği zaman bunun erimesi burada da bunun erimesi. E burada her ikisinin aynı süre geçtiği için aynı dakika geçtiği için bunların hacimlerinin birbirine eşit olması lazım. Çünkü bunlar ne diyordu soruda birim zamanında aynı miktarda eriyordu bunlar. Evet. Bu yakılmaya başladığı an burası eriyor. Burada da burası eriyor aynı sürede bunların da yüksekleri eşit olacak ya işte bunların hacimleri eşit olacak. Hadi bakalım eşitleyelim. Pi 3'ün karesi çarpı x artı 2 eşittir. Pi 4'ün karesi çarpı x. Şunun hacmiyle bunun hacmini eşitledim sadece. Şunlar şunlar gitti. Hocam 9x artı 18 eşittir 16 x mi oldu? Evet. Buradan 7x eşittir 18 oldu ve x'i de böylelikle 18 bölü 7 mi bulduk? Aynen öyle. Şimdi 18 bölü 7 bulduk arkadaşlar. X'i. Tamam benden ne isteniyor? Mavi mum yakılmaya başladıktan sonra kaç dakika sonra? Mavi mum yakılmaya... Biz sarı mumun eridiği anı biliyoruz. 7 dakikada 2 santim erimiyor muydu? Evet 7 dakikada 2 santim eriyor. Mavi mum yakılmaya başladıktan sonra belli bir süre sonra buraya geliyor. E, bizim sarı mum da buradan bak şuradan şuraya geliyor. İşte şu yükseklik sarı mumdaki bu kadar zamandaki şeyi incelememiz lazım bizim. Sarı mumda 7 dakikada 2 santim erimiyor muydu? Evet şuraya yapalım. 7 dakikada 2 santim eriyordu. E o zaman 2 mum yüksekleri kaç dakika sonra? X dakika sonra kaç santimetre? 18 bölü 7 santimetre eridi ya bu. Doğru orantı var burada. O zaman 2x eşittir. 18 bölü 7 çarpı 7'ye eşit oldu. Şunlar gitti. X'i de kaç bulduk? 9 bulduk. X 9 çıktı arkadaşlar. Yani X derken şuraya Y mi isterseniz. Şuradaki X ile karışmasın. Y'yi böyle kaç bulduk arkadaşlar? 9. O zaman 9 dakika bak ama mavi mum yakılmaya başladıktan sonra sarı mum buradan buraya hareket ediyor ya. Sarı mum da inceleme yapıyor ya tamamındaki şeye 18 7 artı 2'ye bakmıyorum. Mavi mum yakılmaya başladığı anda buradaki mum erimeye buradan başlayıp buraya kadar geliyor Bu anı inceliyorum ben. E, ben 7 dakikada 2 santim eridiğini bildiğim için sarı mumum sarı muma devam ettim burada. E, buradan da cevabı ne bulduk? 9 bulduk. Gerçekten arkadaşlar 8. soru balık Balıkesir çıktı ve Gerçekten ama gerçekten çok güzel bir soru. Yine sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Lütfen bu soruya dikkat edin. Ben bu soruya yine şöyle bir yıldız atıyorum. Çünkü önemli sorulardan biri. Evet geldik bomba soruya. Ayrı tuzunu. Bu sorunun aynısını hacimsel olarak sormuştu. Ben hacim olarak da böyle şey yapacağım. Ee, hacim olarak da sana cevabını vereceğim. Alan olarak da cevabını vereceğim. Ayrı tuzunluğu 8 birim olan bir küp bazı parçaları kesilip çıkartılarak üç boyutlu bir cisim oluşturuluyor. Bu yeni cisim her bir yüzeyine dik bir doğrultuda bakıldığında tam ortasında şöyle bir boşluk oluşuyormuş. Yani şu görüntü elde edilmiş. Buna göre bunun yüzey alanı. Öncelikle buradaki şekli oluşturmamız lazım arkadaşlar. Hadi üşenme benimle birlikte çiz. Yani şekli çizmeyi de bilmemiz lazım. Şekli çizmeyi bilmezsek bunu yorumlayamayız arkadaşım. Şöyle bir şekli çiziyoruz. Perspektifin de nereye doğru olduğu önemli. O perspektifi de bak buraya doğru veriyorum Sağ çaprazı doğru veriyorum Evet şeklimiz bu arkadaşlar Ben bunu oymuşum Oyduğum zaman da üstten baktığımda şöyle Kaça kaçlık dörde dörtlük bir boşluk elde edeceğim Dörde dörtlük bir boşluğu nasıl elde ederim arkadaşım Şurada şöyle 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 Ve şöyle bunu böyle oydum Şurayı da böyle oyacağım Evet şöyle oydum Tam böyle güzel olsun ya Şöyle oyalım Tamam Şurayı da şöyle dördü dörtlük e bir şekilde oyacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzel olsun ha. Benim gibi güzel çizmeye çalışın. Benim gibi bir şekilde şey yapın. İşte bu şekilde. Yani ben sana şunu gösterdim. Yani şurası sekizken tamamı. Şurası da kaç birim olacak? Dört birim olacak. Yani ne yaptım? Dikey olarak üstten bakıldığında şöyle bir boşluk görecek. Burada da böyle bir boşluk görecek. Burada da böyle bir boşluk görecek. İşte şimdi burada hacmini sordu ya bize. Hacmini sordu. E hocam ne yapacağız? Burada küp, küpün hacminden e, burası 4 4 4 olan ve yüksekliği de şöyle olan yüksekliği de kaç birim 8 birim olan karedik prizmalar çıkarttık değil mi? Hacim sorsaydı tüm hacimden neyi çıkartacaktık? Kare 4 3 tane karedik prizmayı çıkartacaktık 3 tane karedik prizmayı çıkartacaktık bak unutma 3 karedik prizmayı çıkartacaktık hacim bulur muyduk? Hayır çünkü niye? Sen buradan şunu çıkarsan şu karedik prizmayı çıkarsan 1 e sen şuradaki kare prizmayı da çıkarsan 2. Dikkat dikkat bir şey göstermeye çalışıyorum. Burası çok önemli. 2. E hocam buradaki kare prizmayı da çıkartmaya çalışsan 3 tane kare prizmayı çıkartacaksın ama bunların üçü de içeride şöyle bir yerde kesişmiyor mu arkadaşlar? Evet 4'e 4'lük bir küp oluşturmuyor mu? Yani içerideki bu üçünün de kesişim yeri 4'e 4'lük bir küp oluyor. Sen bu 4'e 4'lük küpü Kaç defa çıkartmış oluyorsun? 3 defa çıkartmış oluyorsun. Senin kaç defa çıkartman lazım buradaki boşluğu? 1 defa çıkartman lazım. O zaman bak hacim sorulmuş olsaydı bir taşla iki kuş vuruyorum. Hem ÖSYM'nin sorduğu soruyu cevaplıyorum sana hem de yüzey alanını cevaplayacağım sana. Çok dikkatli dinle. Tüm hacim yani hacim sorulmuş olsaydı bana 8'in küpünden 8'in küpünden niye çıkartacağım? 4 çarpı 4 çarpı taban alanı çarpı yükseklik 8'den 3 taneyi çıkartacaktım. Ama bunu böyle 3 tane çıkartınca 4'e 4'lük küpten 3 tane çıkartmış oldum. O yüzden bir tane çıkartmam lazımdı. E 3 tane çıkarttım. Bir tane çıkartmam için 2 tane de eklemem lazım. Artı 2 tane de 4'ün kübünü eklersem ben hacmi elde ederim arkadaşlar. Bak tekrarlıyorum. Tekrar söylüyorum. Bu cismin hacmi sorulmuş olsaydı 4'e 4'lük böyle kare prizmadan yüksekliği de 8 olan kare prizmadan 3 tane çıkartacağız. 8'in kübünden 4'e 4'lük e, kare prizmadan 3 tane çıkartacağım. Bir de 3 tane çıkarttığım zaman şu 4'e dörtlük bir küp karşımıza çıktı. Bunu içerideki boşluğu ben 3 defa çıkartmış oldum. 3 defa çıkarttığım boşluğu bir defa çıkartmam lazımdı. O zaman 2 tane 4'ün küpünü de eklemem lazım idi. Evet güzel bir soru. Bak bir taşla iki kuş vurduk. Bir tanesini hallettik şimdi. Evet şimdi gelelim asıl olaya. Asıl olayımız ne bizim? Hocam şunu halletmemiz lazım. Alan. Alan içinde yüzeyleri tam olarak göstermemiz lazım. Evet gerçekten şöyle baktığımız zaman zor bir soru. E hocam yüzeyleri ben nasıl oluşturacağım? Bak. Perspektifi nereye doğru verdim? Buraya. Çizmeyi de öğren. Ha ben olsam ÖSYM'de ben bu sorunun çizimini sana verip e, alanı nedir diye sorarım. Perspektif sağ çapraz gidiyor ya. Şöyle gidiyor değil mi? Sağ çapraz gidiyor. Şöyle ekranda ters olduğu için böyle göstermiyorum. Normalde bana göre böyle gidiyor ama. Ekranda şöyle gidiyor. O zaman bunu böyle çizdim. Hop şöyle oldu burası. Şuradan da şöyle şunu çizelim. Evet. Hatta bu da böyle gidiyor. Ama bu gözükmüyor ya. Bunu böyle çizmeyeyim istersen. Hop şöyle oldu. Ee, bu sağ çapraza gidiyor. Şöyle şöyle. Bu da dikey olsun böyle. Bu aşağı doğru gidiyor. Aşağı doğru gitti. Şöyle geldi. Bu da böyle gitti. Evet. Oluştu mu pencereler? Oluştu. Bak şimdi ne yapacağım? Hocam şu yüzeyleri bulacağım ben. Yüzey alanını bulmaya çalışıyorum. Bu yüzeyden kaç tane var? Hocam 6 tane yüz olduğu için 6 tane. Yani alanı bulurken 6 tane e, ee, ne yapacağım? 8'in karesinden 4'ün karesini çıkartacağım. 8'in karesi eksi 4'ün karesini çıkartacağım. Bu yüzeyden kaç tane var arkadaşlar? Şöyle 6 tane var. Tamam ben bu yüzeyi hallettim şimdi arkadaşım. Çünkü 6 tane yüz olduğu için 6 tane 8'in karesinden 4'ün karesini çıkartacağız. Eyvallah. Sonra ne yapacağım arkadaşım? Sonra da hocam şuradaki yüzey alanlarını bulacağım. Şurası 4 birim. Şurası kaç birim? İçeri gireceğim ben burada. Şöyle kaç birim içeri gireceğim? Ee, 8 birim miydi burası? Evet 8 birim. 8 birim olduğu için 2 birim burada 2 birim burada 4. Evet içeride 4 birim olması için şöyle 2 birim girmem lazım arkadaşlar değil mi içeri? Çünkü 4 birim boşluk olması için yan tarafta da bunun yan tarafında yani şuradaki pencerede e, de 4 birim boşluk olması için şurası 2 birim şurası 2 birim değil mi? İşte ondan bahsediyorum. 2'ye 2 olduğu için ne diyeceğiz? Arkadaş burada 2 birim kalınlığı olması lazım bunun. Yani 2 kere 4 8 bak burası 8 burası 8 Aynı şekilde burası 8, burası 8. Aynı şekilde burası 8, burası 8 değil mi? Oradaki kesilen yüzeylerde oluşan pencerelerdeki bu yüzeylerin hepsi 8 birim kare değil mi? Evet. Şimdi bu yüzeyde 6 tane yüzey var. Burası 8, burası da 8 değil mi? Evet. 8'den kaç tane var? 3, 4. Bir üstte de var arkadaşlar şöyle. Üstte şöyle tam çizeyim istersen daha net bir şekilde gör. Şöyle baktığın zaman hocam 8 burada, 8 burada, 8 burada, 8 burada. Yani kaç tane 8 var? 4 kere 8. 32 var değil mi burada? Evet bunları da ekleyeceğim. Artı 4 tane 8'den 4 kere 8'den kaç tane yüzey var arkadaşlar böyle? Bir pencerede şey 6 tane yüzey var ya 6 tane delik olacak. E o zaman çarpı ne diyeceğiz? 6 diyeceğiz arkadaşlar. Bak tekrarlıyorum. Önce sarı yüzeyi e hesapladım. Yüzey alanını hesaplarken. Hocam 8'in karesinden 4'ün karesini çıkarttım. Bu yüzeyden 6 tane var sarı yüzeyden. Yazdık mı bunu? Evet yazdık. Sonra ne yazdık? Hocam içerideki şu mavi alan 8 ya. Burası da 8. Hocam bunun üst tarafı da var 8. Bunun sağ tarafı da var 8. Bu 8 4 tane 8'den kaç tane var? 6 tane pencere olduğu için 6 tane yüz olduğu için çarpı 6 diyeceğiz. İşte bunu hesaplamaya çalışacağız. 64 tane 16 çıkınca burası 48. O hocam ne güzel burası 48. Bak burası da 48. 48 parantezini alabilirim. Alan 48 parantezinde 6 burada artı 48 parantezini alınca 6 kaldı. Burada da 48 parantezini alınca 4 kaldı. E o zaman burası kaç yaptı? Alan 48 çarpı 10 yapar. Yani cevap böylelikle 480 çıkar mı? Çıkar. Yani cevap C seçeneği oldu. Ya hocam şunun arka tarafındaki kalınlığı hesapladık Biz hesapladık. Sol taraftaki penceredeki 4 tane yüzeyden dolayı. Tamam mı? Her tarafta bu penceredeki açıklıklar var. Onları hesaplamış olduk. Bu arada yüzey alanı en fazla demiştim ama burası en az olacaktı. Niye en az demek istedik orada? Çünkü ben bu yüzeyde de şöyle bir delik açabilirim aslında. Şöyle bir içeri de delik açıp İçeride de şöyle bir oyuk oluşturabilirim. O yüzden oyuk oluşturulmasın diye en fazla yazmışım buraya ama yanlış yazmışım. En az en az olması için buradaki yüzeylerin ne olması lazım? Daha da içeri doğru oyuk olmaması lazım. Fazladan bir yüzey olmaması lazım. O yüzden burada en az demek en doğrusu olacaktır. Ya da cümleyi soru cümlesinde böyle tam düzgün bir şekilde yazılmış olsaydı e, ya buna uygun bir yazım da yapılabilirdi. Soru cümlesinde herhangi bir sıkıntı yok bu arada. Gerçekten güzel bir soru. Ama bu şekli oluşturmak senin için zor muydu? Zordu. E, ama bu da aklında bulunsun. Perspektifi biz hep sağ çapraza doğru çiziyoruz ya. Sen de sağ çapraza doğru çizdiysen içeride oluşan buradaki yüzeylerde de böyle perspektifi böyle verip ondan sonra buradaki şekli de oluşturabilirsin. Ben san, sana burada bunu öğrettim. Yani bunu da öğren ki ne olur ne olmaz kendini her şeye hazırlıklı hisset. Ama ben olsam sınavda bu şeklin aynısını çizerim, yüzey alanı nedir diye sorarım. Daha kolay. Şekli çizmek çünkü senin için zor olur. Ya da ÖSYM ne yaptı? Bu soruyu sordu. Gözünde hayal etmeni istedi. Şekli çizmene gerek yoktu. Ya hocam tümünün alanından bir kenarı 4 olan bir kenarı 4 olan ve yüksekliği 8 olan 3 tane prizmayı çıkartacağım. Bak kübün alanından bir kenarı 4 olan dik prizma yüksekliği de 8 olan 3 tanesini çıkartacağım. Ama içerideki boşluğu 3 defa çıkartıyorum. Bir defa çıkartmam lazım. Artı içerideki boşluğu da bir defa şey yapmam lazım. İçerideki boşlukta ne oluyor? Bir kenarı 4 olan bir küp oluyor arkadaşlar. Hacim olarak sorduğu için bize böyle üstten görünümünü verdi. Alan olarak sorsaydı ama bu şekilde çizerdi. Ama burada ben sana şekli çizmek istedim. Şeklinde nasıl çizildiğini görmeni istedim. Çünkü her şeye ben seni hazırlıyorum burada. Evet güzel testti sanki değil mi arkadaşlar? Güzel sorularla uğraştık. Böylelikle test 1'i bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.